Sindiya ailesi gelinlerinin herhangi bir iş yerinde çalışması ve sokaklarda gezmesi benim kesinlikle hoşuma gitmiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse o neden bilmiyor? Bu gelin elinde mikrofon sokaklarda gösteri yapıyordu. Bunu karına iyice anlat. Aile büyüklerinin haberi olmadan sokaklarda bir radyo için çalışması hiç doğru değil. Evde çok fazla insan var ama kimse kimin ne yaptığını bilmiyor. Bugün senin dikkatsizliğin yüzünden o kadar çok şeye cüret etti ki, evlendikten sonra bile küçük gelinin bir radyoda çalışmaya devam ediyor. Baba, Paride habersiz işe gitmiyor. O bunu bana söyledi ve benden izin aldı. Eğer herkes unuttuysa şunu hatırlatmak isterim ki, bu evde bir karar alınacaksa o hak sadece bana aittir. Karına şunu söyle. Bugünden sonra senin karın evden dışarı adımını bile atmayacak. Gezmek için bile çıkmayacak. O 21. yüzyılın bir kızı. Bu kız kendini erkeklerle bir tutuyor. Ayrıca sen bunu evlenmeden önce düşünmeliydin. Ben bu ailenin itibarının sokaklarda alay konusu olmasına seyirci kalacak biri değilim, tamam mı? Babacığım, ben neyi yanlış yaptım? Ben sadece elimden geldiğince kendi işimi yapıyordum. Herkes bana çok saygı duyuyor. Ve bu çalışmam konusunda annem ve babam bana izin vermişti. Burası babanın evi değil gelin. Senin evinde olanların hiçbiri umurumda değil. Burada sadece benim istediğim şey olur gelin. Anladın mı? Artık bu işi asla yapmayacaksın. O kadar. Evlenmek için çok acelem vardı değil mi? Ama her şeyden önce senin karının sorumluluğunu alman gerekirdi. Sen karını kontrol altına alamadın. Ona bizim evin adetlerini öğretmek yerine çalışmasını söyledin, öyle değil mi? O dışarıdaki tuhaf adamlarla konuşup şakalaşıyor. Peki sen burada ne yapıyorsun pratik? Bu Cindy ailesinin bir ferdine asla yakışmıyor ona göre. Kendine çeki düzen ver. Ama baba, Paride'nin çalışmasında yanlış bir şey yok ki. Buna bu yüzden izin verdim ben. Şuna bak. Oğlum pratik benimle tartışıyor. Birincisi, o kadar büyük bir şeyi benden sakladı ki babam bunu öğrendiğinde kendini nasıl hisseder diye hiç düşünmedi. Eğer karına hayır demeye cesaretin yoksa bana gelseydin ve bu konuyu bana anlatsaydın ya pratik. Sonra ne olurdu baba? Beni dinler miydin? Anlamaya çalışır mıydın beni? Hayır. Pratik! Ben doğruyu söylüyorum baba. Sen çocuklarına hiçbir zaman sevinçlerini ve kederlerini paylaşma hakkı vermedin. Gelip seninle konuşamadık bile. Sen sadece senin yolunda yürümemizi istiyorsun baba. Yaş abim hayır dedi. Ama sen yine de polisi çağırdın. Artı yengem senden özür diledi. Ama kabul etmedin. O halde ben neden seninle konuşayım ki baba? Yaş abim ve Artı yengem bu evliliğe inandı. Sen de inan. Artık şu boşanma konusunu aklından çıkar lütfen baba. Pratik! Hayır baba. Ne yapıyorsun? Oğluna el kaldırma baba. Hayır baba. Bu doğru değil.
çocuk babasıyla nasıl konuşacağını unutmuş galiba. Bunlar o inatçı karısı yüzünden oldu hep. Baba, ben onunla konuşurum. Ama lütfen sen biraz sakin ol. Sağlığını düşünmelisin. Paridi'nin çalıştığını bildiğimi bilmemesi gerek. Yoksa bu benim için hiç iyi olmaz. Üzgünüm abi. Ben babamla bu şekilde konuşmak istemezdim. Beni affet abi. Ben sana yalan söyledim. Hadi git. Git ve karınla ilgilen. Ne yapıyorsun böyle? Seni seviyorum Pratik. Ama ben işimi de çok seviyorum. Evet, evin çok büyük. İnan çok da güzel. Ama ben çok bunaldım. Ve bugün babanın tepkisini gördüğümde... sanırım o çalışmama asla izin vermeyecek. Bu yüzden ben ailemin yanına gidiyorum. Beni terk mi ediyorsun? Bana ne olacak? Sensiz nasıl yaşayacağım ben? Ben de sensiz asla yaşayamam Pratik. Ve şu ağlamayı kes artık. Yüreğim çok acıyor. Pari, ben sen olmadan nasıl yaşayacağım? Birlikte öleceğimize söz vermiştik, değil mi? Sen kocanı seviyorsun, değil mi? Öyleyse sen bu sevgine güven. Pratik'e biraz zaman ver. Ve sen de Pratik. Sakın seni seven karının bu güvenini kırma. Evet yenge. Ama babamın bunu... Sen de biliyorsun. Babamız biraz katı bir insan. Ama onu güzelce anlatırsan o kesinlikle anlayacaktır. Gördünüz? Yaş güzelce konuşunca sakinleşti, öyle değil mi? Yoksa benim bu eve dönmem çok zor olurdu. Ama Yaş babasıyla konuştu ve şimdi de buradayım, değil mi? Onlar ne kadar sert olursa olsun, çocuklarını asla mutsuz görmek istemezler. Ayrıca bu düşünce farklılığı çok normaldir. Anne, baba ve çocuklar arasında bu tür farklılıklar hep olmuştur. Ama siz sakin olun. Bak Pratik, babama biraz zaman ver. Sonra da onunla konuş. Yenge, babamla konuşmadan önce Yaş abimle konuşmak istiyorum. Bana kızdığını biliyorum. Çünkü ben ona yalan söyledim. Senden bir ricam var. Sen bize cesaret verdin yenge. Aynı şekilde Yaş abimle konuşmam için de yardım et.
Yaş. Pratik seninle konuşmak istiyor. Abi. Sen beni babamın tokadından kurtardın. Ama lütfen. Beni azarla, döv. Hiçbir şey deme. Seni incittiğimi biliyorum abi. Çok büyük bir hata yaptım. Pratik sana bir şey söylüyor. Ona cevap versene. Abi, bana istediğin cezayı ver lütfen. Ama böyle sessiz kalma. Ne olur abi. Evet, biliyorum Yaş. Pratik seni çok gücendirdi. Seni incitti. Ama o senin küçük kardeşin. Ve küçükler hata yapabilir. Eğer onunla konuşursan kesinlikle anlayacaktır. Lütfen kardeşinle güzelce konuş Yaş. Kesinlikle seni anlayacaktır. Rica ediyorum. Büyüdün değil mi? Büyüdün ve abine yalan mı söylüyorsun? Abi dur, acıyor. Söylesene kardeşim. Madem babamla konuşmadın, neden gelip bana söylemedin? Onunla ben konuşurdum. Ama sen bana hiç güvenmedin. Hayır abi. Öyle bir şey yok kesinlikle. Korktuğum için sana yalan söyledim. Ve bunun için gerçekten çok üzgünüm abi. Neden bana yalan söyledin Pratik? Söylesene. Kardeşim. Ben kızgın değilim. Sadece kırıldım. Pari diye evlendikten sonra çalışabileceğini söylediğin anda sana yalandan nefret ettiğimi söylemiştim değil mi? Yalan benim hayatıma asla giremez. Kendi ailem arasında yalana asla tahammül edemem. Bir daha hiç kimseye yalan söyleme. Hem de asla. Çünkü bir ilişkiyi bağlayan güvendir kardeşim. Eğer bir ilişki biterse nedeni yalandır. Her şey yeniden başlayabilir. Ama güven olmaz. Yaş ve onun ailesi her şeyi yanlış biliyor. Onların hepsi benim dul olduğumu ve Prashant'ın öldüğünü düşünüyor. Bunun doğru olmadığını onlara söylemem gerek. Ben gittiğim o evde bu yalanla yaşayamam. Yaş bu konuda haklı. Bir ilişkinin temelini gerçek ve güven oluşturur. Ben de geçmişimi ona anlatarak aramıza yalanı sokmayacağım. Artık susmayacağım. Yaşa her şeyi anlatacağım. Ona boşandığımı söyleyeceğim. Baba, baba, baba! Baba, sen bugün bana dövüşmeyi öğretir misin? Ben de o serserileri döveceğim işte. Neden? Böylece bir dahaki sefere dövüşürken ben de sana yardım edebilirim baba. Hadi öğret bana baba lütfen. Baba lütfen bana öğret hadi. Tamam. Bir dakika. Buraya gel. Eğer biri karnına vurursa onu hemen durdurabilirsin. Blokla. Çok güzel. Biri sana vuracak olursa tekrar blok yap. Çok güzel.
Ya bundan sonra? Oo, çok iyi. Mesela birisi sana yumruk atarsa ne yapacaksın? Hemen savunmaya geçeceksin. Onu engelleyecek ve yere düşmesini sağlayacaksın. Uf! Tamam, şimdi dinle beni. Hadi yüzüme vur. Ya bu taraf? Vurduğun kişinin ne yaptığına bak şimdi. Baba hadi benimle gel. Ne için? Hadi gel dedim. Baba sen çok iyi birisin. İşte bu yüzden de bugün sana annemi öpme izni veriyorum baba. Hadi annemi öpsene, hiç kızmayacağım baba. Söz veriyorum. Hadi onu öpsene. Söz, sana kızmayacağım. Dinle beni. Hadi bakalım, banyo zamanı. Anş babasıyla ne kadar mutlu. Bir yandan kalbim bana geçmişimle ilgili her şeyi ona anlatmamı söylüyor. Ama korkuyorum. Ya bu gerçek Anş'ı babasından uzaklaştırırsa? Gerçek ve yalan. Hangi tarafa gitmeliyim bilmiyorum. Görüyor musun yenge? İdeal bir gelin gibi. Ve biliyor musun yenge? Gelinin gerçekten rol yapmayı kesinlikle çok iyi biliyor. Ciddiyim. Rol yapmayı ondan öğrenmeliler. Mumbai'de olsaydı çok iyi bir film yıldızı olurdu. Baksana, torunların Palak ve Payal ile ilgileniyormuş gibi görünüp yaşın kalbinde yer edinmeye çalışıyor. Bırak, ne istiyorsa yapsın. Biz rol yapmıyoruz. Sevgili abin ona 3 ay süre verdiğine göre neden onunla ilgilenelim ki? Neler yapacak? İzleyip görelim. Çok merak ediyorum. Ben bu işlere bulaşmak istemiyorum. Abin öğrenirse bana çok kızar. Ama yenge, abim şu an yok değil mi? Abim evde değilken de bu evin tüm yetkileri sendedir. Ayrıca sen çok akıllı ve tecrübeli birisin. Evdeki en yaşlı sensin. En tecrübeli de sensin. Yanlış yaptığında bu gelinine bağırman gerekmez mi? Evet. Ters bir şey olursa onunla konuşurum. Ama böyle bir şey olmadı, değil mi?
Doğru mu bu? Ne diyorsun? Bekle, gidip Palağa soracağım. Yenge, sen çok saf birisin. Sana doğruyu söyler mi? Palak bir çocuk. Daha büyümedi. Bunu yeni annesine sorsana. O çok iddialı konuşmuştu, değil mi? İyi bir gelin olacağını söylemişti. İyi bir anne de olacaktı. Bu yeminler yüzünden eve geri döndü. Öyleyse cevapları ondan al. Ah yenge. Sen gerçekten çok saf birisin. Etrafta kimse yokken bir şey sorma. Sen ona ne soracaksan, ne söyleyeceksen yaşın önünde söyle. Vereceği tüm cevapları oğlun yaşta duymuş olur. İşte o zaman tüm gerçekler tek tek ortaya çıkar. Benim elimi tutarsın ha? İnan bana Arti, sana unutamayacağım bir ders vereceğim. Eğer ben de seni en kısa sürede bu evden göndermezsem, bir daha da bana Maya demesinler. Mutlusun değil mi? Çok huzurlu olmalısın. Çünkü çocuğuna bir baba buldun. Bak ne kadar mutlu. Peki ya bu annesiz çocuklar ne yapsın? Lütfen hala. Onlara böyle söyleme. Ben onların annesiyim. Bunu biliyorsun. Ben ve Yaş, çocuklara anne ve baba olmak için evlendik. Sen git biraz dışarıda oyna, tamam mı? Ben geleceğim. Hadi bakalım. Ve neden Yaş'ın önünde böyle konuşuyorsunuz? Ne oldu abla? Neden gelinine kızıyorsun? Ah. Yaşın babası ona iyi bir anne, iyi bir gelin ve iyi bir eş olması için 3 ay verdi, öyle değil mi? O yüzden söylediklerine saygı duymalıyız. Keşke demeyle anne olunsa yenge. Ne iyi olurdu değil mi? Biz onları anne sevgisine aşılamak için çalışıyoruz ama bizi hiç dinlemiyorlar. Bak. Şuna bir bak. Palak çok düşük bir not almış. Bunu biliyor muydun ha? Çocuğun derslerine biraz dikkat etseydin o zaman bugün bu durumla karşılaşmazdık, anladın mı? Yaş çocuğuna ne güzel babalık yapıyor. Daha yeni sen de gördün değil mi? Ama bak, bak. Onu hiç çalıştırmıyorsun. Baksana şunu tabii. Sen nasıl bir annesin? Çocuğun çantasına da mı bakmıyorsun? Palak, bu raporu neden sakladın? Çünkü çok az puan aldım. Bu yüzden. Çok korktum. Üzgünüm baba.
Buraya gel. Palak, bunda korkacak ne var ki? Sakın unutma, asla gerçekler saklanmaz. Tamam mı? Sen söylemesen bile okulda öğretmenin beni arayıp notunu söyleyecekti, değil mi? Tabii ki o zaman kimse inanmazdı. Öğretmenin de çok üzülürdü ve sana kızacaktı. Yalan iyi bir şey değil. Canım, birilerine yalan söyleyerek gerçeklerden kurtulamazsın. Hatta daha kötü olur. Bu yüzden de asla yalan söyleme. Gerçeklerden sakın korkma. Bana söz ver. Bundan sonra bir şey saklamayacaksın. Söz baba. Asla yalan söylemeyeceğim. Senden asla bir şey saklamayacağım. Yaş haklı. Her ne olursa olsun gerçeklerden asla kaçamayız. Ona artık yalan söyleyemem. Her şeyi anlatmam gerekiyor. Alo. Alo canım. Anne. İyi ki aradın. Çok endişeliyim. Ne oldu? Gayatri mi bir şey dedi yoksa? Hayır anne. Annem bir şey demedi. Kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir anda kalbim her şeyi anlatmamı istiyor ama bir yandan da anlatmamamı ve ne yapacağımı bilmiyorum ama bir yandan Anş Yaş'la çok iyi anlaşıyor. Onun için sessiz kalmalıyım. Yaş yalanı sevmiyor anne ve ben de yalan söylemek istemiyorum. Ne yapacağım anne? Söyler misin ne yapacağım? Bak canım, yeniden evlenmek ilk evlilik kadar kolay olmaz. Bunu biliyorsun. İstersen bize gel. Ne dersin kızım? Burada rahat rahat oturup her şeyi konuşabiliriz. Hem sen de biraz sakinleşmiş olursun ha? Ama anne, şimdi Ayşe. Ben... Lütfen anla kızım. Bu senin son şansın, bunu biliyorsun. O yüzden ne olur aceleci davranma. Hadi canım. Buraya gel, ne dersin? Tamam anne, geliyorum. Bırak beni. Seni hiç anlamıyorum. İşim olmadan yaşayamayacağımı biliyorsun. Benim için işim her şeydir. Ne yapacağım şimdi? Biliyorum tatlım. Bütün bunları babamla daha önce konuşsaydık bunlar olmayacaktı. Evet ama cesaretin yoktu. Ama bunlar benim suçum değil, senin suçun. Keşke anlatsaydın. Eğer bir sorun varsa lütfen söyle. Yoksa ailemin evine döneceğim. Canım, sensiz yaşayamayacağımı biliyorsun. Ha? Tamam, bana bir şans ver. Her şeyi yoluna koyacağım. Bana biraz zaman ver. Her şeyi düzelteceğim. Seni seviyorum. Hayır Pratik. Zaman vermiyorum. Ama düzelt bunu, tamam mı? Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Anladın mı? Bana söz vermiştin. Onu yerine getir. Ama hızlı ol. Ha eğer yapamazsan ailemin evine gideceğim. Ve işime orada devam edeceğim. Bu kadar. Paridi. Yenge, çocuklara yemek yaptım. Palak ve Payal odalarında oyun oynuyor. Ama lütfen arada onları kontrol et, olur mu? Ve bir şey olursa beni ara. Ben hemen gelirim, tamam? Tamam. Hoşça kal. Thank you.
Teşekkür ederim. Arti. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Annemin evine gidiyordum. Ama sen merak etme. Ben hallederim. Şey, hayır. Ben de çıkacağım. Seni bırakırım. Tamam. Hadi. Arti geldi. Bence tam zaman. Yaşa her şeyi anlatmalıyım. Yaş aslında... Aslında ben... Bir dakika. Bunu açmalıyım. Alo? Neden buraya geldin? Ne diyorsun sen anne? Senin ve babam için geldim. Ben senin oğlunum. Yanınızda olmak için geldim anne. Söyle ona buradan gitsin hemen. Anne! Anne beni dinle, anne! Baba! Baba, lütfen annemle konuşur musun? Ben senin oğlunum. Sen beni asla silemezsin anne. Ama Anş da senin oğlun, öyle değil mi ha? Sen onun babasıydın. Ne oldu söylesene. O masum çocuk o serseriler tarafından kaçırıldığında babana ne söyledin sen? Artık Anş'ın babası olmadığını söyledin. Bize gidin, o zengin adamdan para isteyin demedin mi ha, söyle. Gelmiş bir de burada bize ders veriyorsun. Utanmadan buraya hangi yüzle geldin sen? Hemen evimden çek git, hemen. Bu sefer gitmeye gelmedim anne. Buradan gitmeyeceğim. Ne oldu anne? Neden endişelisin sen? Yoksa bir şey mi oldu, söyle. Biri mi gelecek yoksa? İçeri gel. Annem çok güzel kahve yapar. Hem buraya kadar geldin. Gelmezsen annemle babamın hoşuna gitmez. Hadi gel. Bu Arti de kim oluyor anne? O sizin çocuğunuz değil, sizin çocuğunuz benim. Şimdi bana gelmiş, onun için evden gitmemi istiyorsun. Hiçbir yere gitmeyeceğim buradan. Duydun mu beni? Burası Arti'nin evi. İstediği zaman bu eve girebilir. Ama sen yaptıkların yüzünden artık bu eve giremezsin. Seni istemiyorum. Ne söyleyeceksen babana telefonda söyleyebilirsin. Hadi gel. Hemen gidersin. Çok kısa.
Tamam. Arabayı park edip geliyorum. Tamam. Ne dediğimi duymadın mı yoksa? Neden gitmiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceğim anne. Kararını verene kadar buradayım ben, tamam mı? Ne kararı? Eğer Arti senin kızınsa benim kim olduğumu söyle. Yabancı mıyım ben? Benim yüzüme bakınca tiksiniyor musun anne? Söyler misin lütfen bana? Ben kimim anne söyle. Kimim ben? Söylesene hadi. Anne. Arti. Reşant, arka kapıdan çık. Yaş geldi. Seni görürse bu bir felaket olur. Hadi git. Git buradan, git dedim bırak sana. Bırak gelsin anne. Burası benim evim. Sessiz ol. Neden sessiz konuşayım ki? Burası benim evim anne. Gitmesi gerekenler onlar. Dinle artık. O adam kocan, öyle değil mi? Bırak gelsin. O aptal adamın kim olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Git hemen git buradan. Gitmeyeceğim baba. Bugün bizi rahat bırak. Gelecek şimdi. Git hadi, git dedi. Anne Şant, git hemen hadi buradan. Baba. Hadi. Neden ben gidiyorum ha? O adamla tanışmak istiyorum ben. Bu benim hakkım. Ben Arti'nin ilk kocasıyım. Bunda sence ne sorun olabilir ki? Söylesene anne. Neden tanışmak istiyorsun? Onun karşısına çıkabilecek kadar yüzün var mı yoksa? Neden anlamıyorsun? Eğer seni görürse sorun olabilir. Git buradan. Gerçekten git mi? Neden onu övüyorsun? Onunla kesinlikle tanışmalıyım. Anladınız mı beni? Onu görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Bakalım kimmiş o adam? Bir kez kızımın hayatını mahvettin. Artık buna daha fazla izin veremem. Git buradan. Hadi. Sakın içeri geleyim deme. Yaş, gel, içeri gel. Gel hadi. Otursana. Mutlu ol canım. Mutlu ol. Nasılsınız? İyiyiz. Otur hadi. Daha yeni Arti söyledi de, siz çok güzel kahve yaparmışsınız. Ben
kahveyi çok severim. Evet evet. Doğru. Hadi şoba. Çok... Çok üzgünüm ya. Şimdi tüp... Tüp daha yeni bitti. Evet. Önemli değil. Üzülmeyin lütfen. Yapacak bazı işlerim var. Gitmeliyim. Tamam. Tabii. Tamam. Arti. Çantan odada, değil mi? Arabaya koyalım. Hadi gel benimle. Hadi. Arti için aldığım takılar buralarda bir yerde olmalı. Geçen sefer bir şey alamadım ama bu sefer alacağım mutlaka. Acil paraya ihtiyacım var çünkü. Bunları hala saklıyor mu? Mücevherler nerede bilmiyorum. Bulamadım yerini. Onları hemen bulmak zorundayım. Nereye saklamış olabilir ki onları? Ama hayır, buradan asla boş dönemem. Mutlaka bir şeyler almalıyım. Annem ne demişti? Yaş Sindia'ya en iyi misafirperverliği... Ne olursa olsun... göstermemiz gerekiyor. Bu çöplerle çok güzel bir planım var şimdi. Harika bir plan. İçeri girme Yaş. Aslında tüm eşyalarımı daha paketlemedim. Yani şimdi almayayım. Bize geleceğini bilmiyordum. Çok güzel. Kapıyı kilitlemişler. Aynı çocuk gibiler. Artık bunlara ne yaptı bir türlü anlamıyorum. Herkes aklını kaybetmiş. Anlaşılan burada kimse sağlıklı düşünemiyor. Önemli değil. Ben gelene kadar sen de eşyanı topla. Yarım saate gelirim. Gelme. Ben annemle bir şey konuşacağım da ondan.
Yani konuşmamız yarım saate bitmez. Kendi başıma gelirim. Sen endişelenme. Lütfen. Tamam. Kahveyi sonra içerim. Tabii ki oğlum. Gidiyorum. Güle güle. Mutlu ol. Gitancali nerede acaba? Biliyor musunuz? Meydandan sağa döndüğünde büyük bir bina var onun yakınlarında. Sana göstereyim. Hayır. Zahmet etmeyin. Hayır hayır, sorun değil oğlum. Gel hadi. Anne, kapıyı aç anne. Neden beni kilitledin buraya? Arti! Anne! Arti, beni dinle kızım. Arti! Arti kızım, her şeyi anlayabiliyorum ama en azından... Hayır anne! Neler oluyor? Neler oluyor anne? Ben korkmuş hissediyorum. Yaştan sakladığım gerçek beni öldürecek gibi anne. Yaş çok iyi bir insan. Ondan bu gerçeği saklamamalıydık. Ne olursa olsun, yalan yalandır. Ve biz yalan söyledik anne. Oğlumun yaş gibi bir babası olduğunu düşünmekle çok büyük bir bencillik yaptım anne. Ya sen? Sen ve babam? Sırf beni düşündüğünüz için sessiz kaldınız anne. Ama anne, gerçek şu ki yaş gibi dürüst bir adama yalan söyledik. Ona ihanet ettik. Ona ihanet ettik anne. Yalandan ne kadar nefret ettiğini bile bile. Hayır anne. Ne olursa olsun, şimdi hemen gidip yaşa. Gerçekleri söyleyeceğim. Ben dul değilim. Sonuçları umurumda bile değil. Onunla yüzleşmeye hazırım. Yeter ki yaş üzülmesin. Artık kararımdan dönmeyeceğim anne, asla. Sen yaşa ihanet falan etmiyorsun Arti, anla. Öyle bir şey yok. Söylesene. Proşant'tan sonra sen çok yalnız kaldın. Her şeye sırtını dönmüştün. Tıpkı bir ölü gibiydin kızım. Eskiden sadece Anş için gülümserdin. Ama kendi hayatın... Peki ya kendi hayatın Arti? Hiç kimseyle konuşmuyordun sen. Benimle bile konuşmuyordun kızım, hatırlasana artık. Geleneklerimize göre dul kadınlar... Renksiz... Kıyafetler giyer, bunu biliyorsun Arti. Ama sen renksiz kıyafetle kalmadın, kalbini de herkese kapattın kızım. Proşant bu eve gelip sana zorla boşanma kağıtlarını imzalattırdığı gün hepimiz için öldü, anladın mı? Bizim için artık bitti. Seni birdenbire dul bıraktı. Bu durumda ne yapabilirdin, söyler misin bana? Senin başka çaren yoktu kızım. Bunu anla artık. Sen ona ihanet etmiyorsun. İnan bana kızım. Biz sadece oğlun için bunu yapıyoruz kızım. Eğer bu yalan yüzünden günaha gireceksen, bunu ben üstlenirim.
Anladın mı beni? Arti! Arti! Anne! Baba neredesiniz? Kapıyı açın! Anne neden beni buraya kilitledin? Neden? Baba! Arti! Prashant! Arti! Prashant! Bu kız ne istiyor baba? Söyler misin lütfen? Neden hala yakamı bırakmıyor? Ne oldu? Bunları hala neden saklıyorsun Arti? Söyler misin? Çikolata paketi. Bunun burada ne işi var ki? Ve fotoğraflar. Eski anılar. Neden hala buradalar söylesene. Ve bu mendiller. Restoranda birlikte oyun oynamıştık, hatırladın mı? Neden bunları hala saklarsın ki? Ve evlilik belgesi. Biz boşanmıştık baba. Bunu neden saklar ki, anlayamıyorum bir türlü. O zaten evlendi baba. Bunlara hiç gerek yok. Hayatıma yapıştı, kazısam da çıkmıyor. Sen benden ne istiyorsun Arti? Herkese ihanet ediyorsun. Kendine ihanet ediyorsun ve kocana da. Beni seviyorsun ama şu an başka bir adamla evlisin. Unuttun mu bunu yoksa? Yazıklar olsun. Sen bu kadar alçalabildin mi Arti? Seni gerçekten hiç anlayamıyorum. Biliyor musun? Sana artık kızamıyorum. Sadece acıyorum artık. Anne artık gözlerini aç sen de. Bu kızı hemen bu evden gönderin anne. O senin gibi değil, anladın mı beni? Asıl ihanet eden ve insanları kandıran sensin Prashant. Bizi kandırıp giden sensin, Arti değil. Bu kız aramıza nasıl girdi anne, söylesene. Ben senin oğlunum. Beni sen doğurdun anne. Beni büyüten de sensin. Ama bu kız yabancı biri anne. Tamam anne, anlıyorum. Onu sevebilirsiniz, bu normal bir şey. Bunu anlıyorum. Ama o kız yalancı anne. Ondan ayrıldığımda gidecek hiçbir yeri yoktu anne. Hiç kimsesi yoktu. Sen ona kızın gibi davrandın. Ona her şeyi verdin. Öyle değil mi anne, her şeyi? Onun bütün isteklerini yerine getirdin. Ve bu yüzden beni unuttun anne. Hem de senin oğlun olmama rağmen. Ama sana hiçbir şey diyemedim ben anne. Sırf annem olduğun için. Neden seni üzeyim ki? Ama artık yanındayım anne, bak. Ve o başka biriyle evlendi. Artık kocasının yanında kalabilir, öyle değil mi anne? Ama bundan sonra ben ne yapacağım? Beni dinle anne. Bu açgözlü kız senin bu evini almaya çalışıyor elinden. Odaya gittiğimde anne, mücevherlerin hiçbiri orada yoktu. Parayı artık gitsin kocasından alsın anne. Ama o mücevherler benimdi, bana aitti. Bu kız çok akıllı anne. İnsanları çok iyi kullanıyor. Bu kızdan hemen kurtulmanız gerekiyor anne. Maalesef bu dönemde herkes kolay para peşinde anne, unutma. Haklısın. Aynı eskiden bizden paraları çalıp gittiğin gibi değil mi Prashant? Ne? Evet. Sen gerçekten de çok kötü niyetli bir insansın Prashant. Senin için hiç kimsenin duygusu önemli değil. Hiç kimseye saygı duymuyorsun, anladın mı?
bencil adamın tekisin sen. Ve buraya ne amaçla geldiğini ben çok iyi biliyorum. Hayır anne. Sana yemin ederim. İnan bana ben... Buraya ikiniz için geldim anne. Senden başka kimin var ki benim anne? Sen söyle baba. Yaşlandığında, zor zamanlarında söz her zaman yanında olacağım baba. Sana hizmet edeceğim ben. Ve baba her zaman biz hep birlikte olacağız. Hep sana destek olacağım baba, hep. Söz veriyorum sana. Baba, eğer sana bir şey olursa yanına ilk ben geleceğim. O gelmeyecek baba. O kocasından ve annesinden ayrılıp yanına gelmeyecek baba, bunu unutma. Ben geleceğim. Ben geleceğim baba. Baba, lütfen bana dua et, lütfen. Bir kez olsun sarıl bana baba, lütfen. Sana hizmet etmeme izin ver baba, lütfen. Mükemmel Praşant. Mükemmel. Bize hizmet mi edeceksin? Gerçekten mi? Yanımızda olup bize yardım mı edeceksin yoksa? O zaman bunca yıldır neden bir kez de olsa beni ve babanı arayıp nasılsınız diye sormadın Praşant? Ama evet, hep zor zamanlarında bizi arıyordun sen. Baba, bu kağıtlara imzanı istiyorum. İş için referansa ihtiyacım var baba, imza ver diyordun. Sen gittiğinde ne kadar zorlandığımızı biliyor musun acaba? O zaman neredeydin? Neden yanımızda değildin ha? Ben aylarca yatakta kaldım. Neden beni kaldırmaya gelmedin söyle? Hayır. O zamanlar yanımızda sadece bu kız vardı Praşant. Doktorlarla, ilaçlarımla, bakımımla sadece o ilgilendi. Anladın mı? Sadece o. Gece gündüz fark etmeksizin her şeyimle o kız ilgilendi. Kaza sırasında baban neredeyse ölüyordu. Onu bir kez olsun görmeye gelmedin. Bir kere bile. Yine o bizim yanımızdaydı. Öz kızımız gibi bize yardım etti. Aş 2 aylıktı daha. O çocuğu kucağında taşırken bütün geceler boyunca bu kız gözünü bile kırpmadan babanın yanında bekledi, biliyor musun? Babanın yanında. Kendine bir de evlat diyorsun. He? Anla artık şunu. Sen bizim oğlumuz falan değilsin. Sen bizim için öldün, anladın mı? Aş kaçırıldıktan sonra babam büyük bir umutla seni aradı Praşant. Hatırlıyorsun bunu değil mi? Yardım bile etmedin. Hadi onu geçtim, bir kez bile arayıp Aş'ın nasıl olduğunu sormadın. Bu kadar mı vicdansızsın sen? Artı'ya katılıyorum. Artık onunla ayrısınız. Onu ikinci kez evlendirdik ama Aş... Aş senin kanın değil mi? Senin oğlun. Onu hiç mi sevmiyorsun? Gerçekten anlayamıyorum Praşant. Bir yanda oğlunu hiç umursamayan senin gibi bir baba, diğer yanda da Yaş. Evleneli daha bir ay bile olmadı ve onun Aş'la bir kan bağı bile yok. Ama o küçük çocuk için kendi hayatını riske attı, biliyor musun? Anne lütfen. Artık geçmişi unut gitsin. Tüm hatalarım için senden özür dilerim ben anne. Lütfen bana yardım et. Hepinizle yeni bir başlangıç yapmak istiyorum.
Lütfen anne, lütfen. Yalvarırım sana. Beni sizden ayırma anne, lütfen. Her şeyi anlıyorum. Bugüne kadar hatalarını kabul etmeyen çocuk bugün bizden gelmiş af mı diliyor yoksa? Delhi'de yaşayacak bir yerin yok. O yüzden gözlerini bu eve diktin değil mi? Hayır Prashant. Kızımızın düğünü için bu evi ipotek ettirdik. Ama baban para kazanmaya başladı. Onun kazandığı parayla bu evi geri alacağız ve sana asla vermeyeceğiz. Bu evi kızımıza ve torunumuza vereceğiz. Babanın kazancından tek kuruş bile alamayacaksın Prashant. Şimdi söyle. Bizimle ilgilenecek misin? Bize destek olacak mısın ha? Bu evde kalacak mısın söyle. Söyle Prashant, hadi söyle. Tüm güvencen gitti. Hı? Ben senin annenim. Seni ben doğurdum. Seni öyle iyi tanıyorum ki. Hadi. Git bu evden. Sen nasıl bir annesin böyle? Oğlunun çektiği acıyı görmüyor musun? Kalbin oğlun için atmıyor mu anne? Tanımadığın bir kız için döktüğün bu gözyaşlarını aslında oğlun için dökmeliydin anne. Herkes beni reddedip duruyor. Ve bu senin yüzünden oldu anne. Çünkü benim başarısız olmamı siz istediniz. Bir çocuğun geleceğinden ailesi sorumludur anne, öyle değil mi? Ama siz benim hayatımı mahvettiniz. Beni resmen bitirdiniz. Tanrı'ya dua edeceğim. Kimsenin sizin gibi bir ailesi olmaması için hem de. Sen benim gerçek annem misin? Ondan bile şüphe ediyorum artık. Başarısız olmadık Prashant. Biz tüm sorumluluğumuzu yerine getirdik ama sen hiçbir şey olamadın. Prashant, bizden bu kadar şikayetçiysen neden bu eve geldiğini söyler misin? Uğruna anneni, babanı, eşini ve hatta oğlunu bıraktığın kadına git. Burada işin yok. Ama şunu sakın unutma. Asla bizim gibi birilerini bir daha bulamayacaksın Prashant. Umarım başını sokacak bir evin olmaz. Hatta keşke seni hiç doğurmasaydım. Bize faydadan çok zarar getirip durdun sen. Senin yüzünden biz hep aşağılandık. Ama bu kız bize hep başımız dik ve saygılı yaşamayı öğretti Prashant. Senin varlığı bu eve hep karanlık getirdi. Ama o hayatımıza ışık getirdi, anladın mı? Bizim öz evladımız olmana rağmen hep gözlerimizi yaşarttın. Ama o gözyaşlarımızı sildi ve bize gülümsemeyi öğretti. Gerçek anlamda o bizim çocuğumuz. Sen değilsin Prashant, sen değil. Git artık. Hayatımızdan git. Senin yüzünden ailemize ya da kızımızın hayatına bir daha fırtına girmesini istemiyorum artık. Lütfen git. Kapa çeneni. Ben senin oğlunum. Bu gerçeği asla görmezden gelemezsiniz. Mahkemeye gideceğim. Hakkımı mahkemede arayacağım ben. Bu kadın benim hakkımı asla elimden alamaz. Ne karar verilecekse mahkemede verilecek.
Bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Günlerdir kafanın içinde dönen soruya, annen bugün son verecek ve bundan sonsuza kadar kurtulacaksın. Artık hiçbir yasayı tanımıyorum. Seni ben doğurdum. Damarlarında benim kanım var. Sana baktım ve büyüttüm. Bu yüzden de oğlu hayatta olsa bile... Onun cenaze törenini burada... Hemen şimdi kendi elimle burada yapmak istiyorum. Sen artık öldün. Beni duydun mu? Sen artık bizim için öldün. Lütfen anneme artık bir şey söyle. Prashant, bir an önce bu evden gitsen çok iyi olur. Ve bir daha sakın bu eve geri dönmeye kalkma. Bir şey daha. Şu anki sessizliğimi bir zayıflık olarak görme. Baba. Yeter. Gördün mü? Annemle babamın duygularını nasıl da zehirlemişsin. Sen şimdi buna aşk mı diyorsun? Bir arada olmak bu mu yani? 5 sene. Gideli daha 5 sene olmuştu ama... kendini hemen bir koca buldun. Zaten bir çocuğun varken... ikinci bir evlilik yapmaya ne gerek vardı söyler misin? Eğer sende biraz gurur olsaydı artık... hiç evlenmez ve bütün hayatını çocuğuna adardı. Ama hayır. Ne kadar da ikiyüzlüymüşsün. Hemen gidip bir başkasını buldun. Bu da erkek düşkünü olduğun anlamına gelir. Sen sadece beni seviyordun. Ama şimdi o yaş Cynthia'nın kollarında yaşıyorsun. Bunun adı ihanet değil de nedir artık? Vah sana! Çocuğumuza çok iyi bir örnek oldun. Unutma, benim istemediğim bir kadın... mutluluğu asla başka bir yerde bulamaz. Ne sanıyordun artık? Yaş Cynthia'nın seni öylece kabul edeceğini mi? Şu anda büyük bir yanılgı içindesin. Birkaç ay, belki birkaç sene sonra... yani senden faydalandıktan sonra... senden sıkılacak ve eski bir eşya gibi evden atacak. Ama o zaman geç olacak. Sen aşkı hiçbir yerde bulamayacaksın. Her zaman bir kocanın sevgisine ihtiyaç duyacaksın. Beni ailemden ayırdın ya Artie. Asla mutlu olamayacaksın. Asla mutlu olamayacaksın.
Şimdi düşünüyorum da, senden ayrılmakla çok iyi etmiş. Bak, mutluyum ben. Hem de çok mutluyum. Çünkü kendime Nida gibi güzel, akıllı ve çok iyi bir kız buldum. Ama sen... ikinci kez evlendiğin için asla mutlu olamayacaksın. Kendine çok zengin bir koca buldun, öyle değil mi? Senin ondan alacağın tek şey para olabilir. Aşkı bulamayacaksın. Biliyor musun, çocuğumuza o evde üvey evlat muamelesi yapacaklar. Şimdi bu yaptıklarına bakınca senden şüphe ediyorum artık. Oğlumun kanı senin o kirli kanın olamaz artık. Bu mümkün değil. Belki de o çocuk benim çocuğum bile değildir. Evet, bu konuda çok haklısın Praşant. Anş senin gibi bir adamın oğlu olamaz. Oğlumun damarlarında senin kirli kanın akıyor olamaz. Anş sadece benim oğlum, anladın mı? O sadece benim oğlum. Ve ben oğlumun taşıdığı soyadıyla gurur duyuyorum. O ismi fazlasıyla hak ediyor. Anç, yaş, Sindia, oğlumun adı bu. Anç, yaş, Sindia. Oğlumun adıyla gurur duyuyorum. Ve bir daha sakın oğlumun adını ağzına almaya kalkma. Bak, seni uyarıyorum. Bir daha oğlumun adını o pis ağzına alırsan seni öldürürüm. Bir zamanlar senin için dua eden bu ellerle o pis dilini koparmaktan asla çekinmem. Vay canına. Sen ne kadar da cesurmuşsun böyle. O kadar cesursun ki bugün bana el kaldırdın. Dayak yediğin o günleri çoktan unutmuşsun bile. Bir daha el kaldırmadan önce iyi düşün. Bırak iyi bir koca olmayı. Evlat bile olamadın. Ailenin itibarını iki paralık ettin Praşant. Şimdi hemen git buradan. Çünkü bu evde senin gibi birine yer yok. Git buradan. Sana buradan gitmeni söyledim. Bu ailenin sana ihtiyacı kalmadı ve bir daha sakın geri döneyim deme. Seni uyarıyorum. Annemle babamı bir daha rahatsız etmeyeceksin. Senin gibi bir adama aşık olduğum için senden değil kendimden nefret ediyorum. Annemle babama ne söylemiştim? İnsan olmadıklarını mı? Asıl insan olmayan sensin Praşant. Ailen senin için her şeyi yaptı. Ama onlara acımadın. Hayır Praşant. Asıl acınacak halde olan sensin. Evet, hem bir evlat olarak, hem bir baba, hem de eş olarak, anlıyor musun? Sen iyice saçmalamaya başladın. Bana ne yapabilirsin, söyler misin? Bugün yaptığın her şeyi sana fazlasıyla ödeteceğim artık. Bugüne kadar sadece sana olan sevgimi gördüm. Ama bundan sonra artık sadece nefretimi göreceksin. Beni anladın mı? Yanacaksın artık. Evet, yanacak ve kül olacaksın.
Anne, baba, bunu siz de duyun. Bir gün buraya tekrar döneceğim. Ve ne olursa olsun hakkım olanı alacağım. Ve o gün geldiğinde sana yaptıklarını ödeteceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi git buradan. Dışarı çık. Ağlama Arti. Ağlama. Çünkü sen yanlış bir şey yapmadın. Artık seninle yaşayamam. Birbirimiz için yaratıldığımızı sanmıyorum ben. Seni artık sevmiyorum. O zaman neden seninle yaşamaya devam edeyim ki? Yemin etmiş olmam ömür boyu seninle yaşayacağım anlamına gelmez, anladın mı? Seni de bu evlilikten kurtarıyorum. Seni de bu evlilikten kurtarıyorum. Seni de bu evlilikten kurtarıyorum. Preşant, lütfen beni dinle. Sen de biliyorsun. Eğer bir evlilikte ihanet varsa o evlilik yürümez. Yaşın hiçbir zaman sana ihanet edeceğini düşünmüyorum kızım. Bugün Yüce Tanrı sana öyle bir yol gösterdi ki arada kalmaktan kurtuldun. Artık kızım, artık geçmişinden kurtulmak zorundasın. İlk evliliğinde çok şeye katlanmak zorunda kaldın. Sana yaşattığım bu eziyet için senden çok özür dilerim. Bağışla beni. Ama artık hepsi bitti. Artık bugünden itibaren Praşant senin için ve bizim için sonsuza kadar öldü. Bundan sonra senin hayatında sadece yaş olacak. Git kızım. Git ve aşağılanmadan mutlu bir hayat yaşa. O kederli ve zor günlerini unut. Artı inan bana, bunları sana sırf annen olduğum için söylemiyorum. Bunu herkese sorabilirsin. Bunu kime sorsan sana bu evliliği bitirmenin doğru olmadığını söyleyecektir. Aklını başına toplamalısın. Bu kendine kötülük olur. Hepimiz biliyoruz ki sen Praşant'ın dul eşisin. Artık yalan yok. Aldatmak yok. İhanet ve başka mutsuzluk yok. Bir düşün artık. Kendin için düşün. Alo?
Ben toplantı yüzünden biraz geciktim. İşim az önce bitti. Çocukları okuldan almaya gidiyorum. Eğer Artie benimle eve gelmek isterse ona 10 dakika içinde evin orada olacağımı söyler misin lütfen? Ona göre evden çıkabilir. Söylerim oğlum. Artie seni eve götürmek için kocam buraya geliyor kızım. Artie, kocan seni eve götürmek için geliyor. Git kızım. Artık senin evin orası. İyi bir gelin, iyi bir anne ve iyi bir eş olma sorumluluğunu yerine getir. Sen gidip Artie'nin eşyalarını buraya getirsene. Yaş birazdan burada olur. Ama anne... Hayır. Hiçbir şey söyleme. Hala gerçekle yalan arasında mücadele ettiğini çok iyi biliyorum. Ama kızım ben az önce sana artık yalan olmayacağını söyledim. Kendi ellerimle senin ilk kocan yani benim oğlumun cenaze törenini yaptım. Dediğim gibi artık Praşant'ın dul eşisin. Evet anne. Ne kadar acı olsa da maalesef gerçek bu. Geçmişin tedavi edilemez bir hastalık haline gelmişse onu kökünden söküp atmak zorunda kalırsın. Benim yüzümden oğlunun sana yaptığı her şey için üzgünüm. Umarım beni affedersin. Sen artık bizim kızımızsın. Ve annen kızı için dünyayı karşısına alır. Sakın unutma. Artık seni yeni bir hayat bekliyor kızım. Sen çok büyük bir yükten kurtuldun. Yaş ve sen ikiniz de hayatta çok acı çektiniz. Kızım, bundan sonra yapacağınız tek şey birbirinize destek olmak. Unutma sakın. Bu artık senin hayatının gerçeği olacak. Anladın değil mi? Yaşla senin arana yalan ve ihanet hiçbir zaman giremeyecek. Yeni ve mutlu hayatına hiçbir şeyden korkmadan başlayabilirsin artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.